Beynimizin içinde durduramadığımız bir ses sürekli kaygılı cümleler kurmaya başlar. Bu korkuyu ve negatif enerjiyi tetikler. Küçücük başlayan bir olay bir anda bize kabus olur. Büyür ve tüm günümüzü rezil eder. Kaygı korkumuzla eşlik eder. Sonunda bize büyük bir sorun olarak geri döner. Korku ve kaygıyı yenmek için 10 yöntem sunalım size. Kaygınız hayatınıza negatif etki ediyor ve hayat kalitenizi düşürüyorsa, bir uzman doktor yardımına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Kaygılarınızı azaltmak için 10 yöntem. Kaygılarınız genellikle zihninizin oyunudur. Aklınızda yaşıyorsunuz bu problemi, bunu fark etmek için farkındalığınızı arttırın. Kaygılandığınızda bunun sadece bir düşünce olduğunu fark edin. O düşünceyle mücadele etmeyin ve savaşmayı bırakın. Düşünce bir süre sonra yok olup gidecektir. Yeşil çay. Birçok araştırma yeşil çayın mutluluğu arttırdığını ve stresi azalttığını göstermektedir. Papatya çayı. Yapılan araştırmalar papatya çayının sakinleştirici etkisi olduğunu göstermektedir. Kaygılandığınızda nefes kontrolü sağlayın. Kaygı yaşadığınızda nefes alışverişiniz değişir. Genellikle hızlı ve kısa nefes alırsınız. Yapmanız gereken nefesinizi yavaşlatmanız ve sakin nefes almaya başlamanız gerekir. Kaslarınızı gevşetin. Kaygılarınızı azaltacak bir başka şey bedeninizi gevşetmektir. Bedeninizi yavaşça gerip gevşetin, bu egzersiz size çok iyi gelecektir. Kafeini azalt. Kafein kalp atışınızdan tutun kan dolaşımına kadar vücudu yoran bir maddedir. Zihni çok fazla uyararak gerginliğinizi arttırabilir. Olayların olumlu yönlerine odaklanmayı öğrenin. Yaptığımız en büyük yanlışlardan biri negatife odaklanmaktır. Zihnimizi olumlu düşünceye odaklamak çok önemlidir. Sanata odaklanın. Pek çok kişi resim veya müzikle uğraşarak sorunlarından uzaklaşabiliyor. Sanatla ilgilenmeniz sizi stresten, kaygı ve korkularınızdan kurtaracaktır. Egzersiz yapın. Doğa yürüyüşleri ve bedeninizi gevşetecek kısa egzersizler yapın. Bu bedeninize iyi geleceği gibi kaygı ve korkularınıza da iyi gelecektir. Kaygı ve korkularınızla yüzleşin. Pek çoğumuz korkularımızla yüzleşmekten kaçar. Onlarla savaşmayın. Ama onları görmezden gelerek yok edemezsiniz. Yapmanız gereken en önemli şey onları fark etmektir. Kaygılarınızı fark edin. Neyi tetiklediğini fark edin. Bunu yaptığınızda korkularınızı yeneceksiniz. Hem de onlarla savaşmadan. Unutmayın, korku ve kaygılarınızın bir nedeni de yüklendiğiniz rollerdir. Anne rolü ve kız kardeş rolü, öğretmen rolü ve komşu rolü gibi, bu rollerin ötesindeki seni görmeye odaklan. Bunu başardığında tüm rollerin ötesindeki kişinin ne kadar saf ve güçlü olduğunu göreceksin. Korku ve kaygıyı yenmek için yapmanız gerekenler bunlarla sınırlı değil tabii. Kendinizi geliştirmek ve bunun içinde bolca kitap okumak, araştırma yapmak da gerekti. Bu hayatının gerçek kahramanı olabilirsin. Ya da sadece kurban olarak hayatına devam edip kaygılarını yaşarsın. Videomuz hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basıp, kanalımıza abone olabilirsiniz.